Hoş geldiniz, merhabalar. Herkes sesini alabiliyor mu arkadaşlar? Bir problem yok, değil mi? Nasılsınız? Ben Tepüzen Rehberlik Uzmanı İnci Hoca. Umarım herkes iyidir. Teşekkürler. YKS puanları açıklandı. Evet, tercihler başlayacak 27'sinde. Kafalar biraz karışık. Çok fazla mesaj alıyoruz YKS öğrencilerimizden. Nasıl tercih yapmalıyız? Onunla alakalı bilgilendirme yapalım istedik. Bir YKS tercihleri nasıl olmalı semineri yapalım istedik sizlerle. Umarım iyidir. Her şey beklediğiniz gibidir. Nasıl durumlar? Puan yüksek, sıralama düşük, çok fazla gördük. Sanırım YKS öğrencileri bu sene iyi yapmış. Yani puanlar iyi geliyor ama sıralama beklediğimizin gerisinde geçtiğimiz yıllara kıyaslama yaptığımızda. Aslında sıralama önemli, bunu biliyorsunuz bence. Sıralamaya göre yani alımlar yapılacak. Kaçıncı olduğumuz çok önemli. Ama şöyle bir şey de var arkadaşlar. Zaten herkesin sıralaması hani böyle gerilerde olduğunda belli bir bölüme tercih yaptığınızda genelde o kişiler yapar. Yani şöyle düşünün, sizin istediğiniz bir bölümün geçen yılki sıralaması diyelim ki işte sayısaldan 500 bin ve siz bu sene 700 bininci oldunuz. Onu da yazabilirsiniz tabii ki. Hani bu ille de geçen yılın ya da bir önceki yılın sıralamasının aynısını yapmanız gerekiyor diye bir kural yok. Bu her yıl değişiyor. Taban sıralamaları, taban puanları da her yıl değişiyor. Bunu bilmeniz lazım. Bu tercih yaparkenki kural şu aslında. Şimdi ÖSYM bir kılavuz yayınladı ya, tablo 3 var, tablo 4 var, bakmışsınızdır diye düşünüyorum. Bu tablo 3'te ön lisans bölümleri, tablo 4'te lisans bölümleri var. Şimdi burada taban sıralaması yazıyor. Bu taban sıralaması denilen şey ÖSYM'nin belirlediği bir şey değil. Hani bu demek değil ki bu sıralamayı yapanlar ancak bu bölümü yazabilir. Böyle bir şey yok. Bu tamamen arkadaşlar geçen yıl en son orayı tercih eden ve en son oraya yerleşen kişinin sıralaması. Yani bu seneki belki bundan daha yüksek ya da daha düşük de olabilir. Tabii ki insanlar genelde tercih yaparken yakın yerleri yazdığı için çok böyle devasa bir oynama olmuyor yıllara göre. Ama yine de şunu bilmeniz lazım. O sıralama yakınlarda olduğunuzda bir 200 bin, 300 bin ilerisini bile yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz tercihler 27 Temmuz, 5 Ağustos arasında yapılacak. Tercihleri internet adresi üzerinden yapacağız. Ada işlemleri sisteminden ÖSYM'nin ana sayfası üzerinden yapacağız. Bunun için zaten giriş yaptıktan sonra elektronik ortamda bu tercihleri tamamlayacaksınız. 5'ine kadar vaktiniz olacak. Şimdi burada şunu bilmeniz lazım. Eğer geçen sene bir yere yerleştiyseniz, gitmeseniz bile yerleştiniz ama gitmediniz. Kayıt yaptırmadınız, hiç önemli değil. Biliyorsunuz ki bu sene zaten ek yerleştirmeler dahil olsa bile bir puanlarda düşüşler yani katsayılarda bu ortaöğretim başarı puanı dediğimiz okuldan size gelen puanda yarı yarıya bir düşüş oldu. Bunu bilenler zaten bu farkı görmüşlerdir. 2 sene önce yerleştim hocam. 2021'de yerleştim. Bu baktığınız zaman hani en son ki sınavda yerleştim. 2020'de yerleştim diyenler için. Onda herhangi bir düşüş olmamıştır. Şimdi aynı şey bu sene için de geçerli. 2022 yılında bir yere yerleştikten sonra seneye tekrar girerseniz yine okuldan gelen puanınız düşecek. Bunu neden söylüyorum? Eğer ki gitmek istemediğiniz, hiç aklınızda olmayan, sırf puanınız, sıralamanız tutuyor diye yazıp da yerleşip de gitmezseniz seneye tekrar hazırlanmaya karar verdiğinizde okuldan gelen puanınız biliyorsunuz ki yarıya düşecek. Bu yüzden bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tercih listenizde gerçekten gitmek istediğiniz, gideceğiniz yerleri yazın ki herhangi bir düşüş olmasın. Çünkü okuldan gelen puan da biliyorsunuz ki bayağı bir önemli ve fark yaratıyor sıralamada. Şimdi ne gelir ne gelmez kısmını şu an hani YÖK başkanına falan sorsanız bile, ÖSYM başkanına sorsanız bile onlar bile bilemez. Böyle bir şey yok. Şu gelir mi, bu gelir mi? Bunlar tamamen şu an temenniler olarak kalır sadece. Kimin nereye tercih edeceğini bilmediğimiz için ne gelir ne gelmez bilemeyiz. Ha şunu ama tahmin etmeniz bence hepinizin tahmin edebilmesi gerekiyor. İşte sıralaması en son geçen sene 400 binle kapatmış olan bir bölüm var, bir okul var. Siz burayı istiyorsunuz. Sıralamanız 300 bin. Gelir mi? Yüksek ihtimal gelir tabii ki. Ya da 400 binle kapatmış, siz de 400 binincisiniz. Tabii ki yine ihtimal yüksek.
400 bin ile kapatmışsınız, 420 binincisiniz. Yine de ihtimal var. Hatta 400 binle kapatmış 500 binincisiniz. Ufak da olsa yine ihtimal var. Çünkü bazı yıllar gerçekten sıralamalarda çok ciddi oynamalarda olabiliyor arkadaşlar. O yüzden sizden isteğim, kılavuzda tablo 3 ve tablo 4 var ya, lisans isteyenlerin tablo 4'teki başarı sıralamalarına bakmaları ve kendileriyle kıyaslamaları gerekiyor. Yani ne gelir ne gelmez de ne gelir kısmı bana biraz daha uçuk bir soru gibi geliyor. Böyle çok geniş. Hani bence bir 18 yaşındaki, 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi adayının ne hangi illere gidebileceğini, hangi bölümleri okuyabileceğini artık yavaş yavaş oturtması lazım. Hani ne gelir şansımıza baktığımızdan ziyade ben bu bölümü istiyorum, ben bunu okuyabilirim, ben bu mesleği yapmak istiyorum vizyonuna biraz bence sahip olmaya başlayın. Çünkü hayatınızı etkileyecek bir şey. Yani düşünsenize sadece 4 yıl üniversite okuyacaksınız ama sonra hayatınızın çok uzun yılları o mesleği yapacaksınız. Konfüsyus'un bir sözü var, çok severim. Sevdiğin işi yaparsan bir gün bile çalışmış olmazsın demiş. Eğer sevmediğiniz bir işi sadece üniversitede böyle bir bölüm geldiği için yazıp giderseniz ya da iş olanakları çok kısıtlı olursa ya da orada mutlu olmazsanız bir anlamı yok arkadaşlar. Gerçekten ne istediğinize karar vererek yapın. Dediğim gibi bu tarz soruların cevabı kimsede yok şu an. 37 bininci eşit ağırlık ne gelir? Ne istiyorsun? Hani hocam ben şu bölümü istiyorum, şu üniversiteyi istiyorum, sizce gelir mi sorusu biraz daha bence mantıklı. Eşit ağırlıkta da öyle. Çok bölüm var. Şimdi hukuk apayrı bir bölüm. HDR apayrı bir bölüm, psikoloji apayrı bir bölüm, sınıf öğretmenliği bambaşka bir bölüm, iktisadi idari bilimler fakültelerindeki bölümler bambaşka, hepsinin farklı alanları var. Şimdi sen sınıf öğretmeni, hukuk, psikoloji, HDR bunların ayrımını yapabiliyor olman lazım. Ve senin gerçekten mizacın neye yatkın? Ya iletişimin çok kuvvetli mi? İnsanları dinlemeyi sevebiliyor musun? Hızlı çözüm geliştirebiliyor musun? Araştırmayı seviyor musun? Okumayı seviyor musun? Hani bir danışan danışman ilişkisi kurabilir misin? Bunlara evetse psikolojik hedere tercih edebilirsiniz mesela. Ya da sayısal öğrenciler için soruyorum. Hani mekanik hafızanız, sayısal hafızanız iyi mi gerçekten? Hani böyle mekanik şeylerle uğraşmayı seviyor musunuz? Bir mekatronik mühendisi ya da elektrik elektronik mühendisi, makine mühendisi düşünenler için biraz daha böyle bir yatkınlığınız var mı? Ya da biraz daha endüstriyel düşünüyorsanız endüstri mühendisi, işte sanayi, işte üretim, işletme, pazarlama vesaire gibi kısımlarda bir sayısalcının birazcık daha endüstri mühendisi gibi bölüm tercih etmesi lazım mesela. Ama ben genelde gençlerde hep şunu diyorum hocam, kısa yoldan nasıl para kazanabiliriz? İşte bunu okuyayım bitireyim hemen çok iyi bir iş bulayım. Hiçbir bölümde böyle bir şey yok. Tıp dahil, hukuk dahil. Öyle bitirir bitirmez hemen oh çok güzel paralar kazanayım, hemen işime başlayayım. Her üniversitede, her bölümde kendinizi geliştirmeniz lazım. Yabancı dil olarak, bilgisayar bilgisi olarak ya da bölümümüze ait başka ek koşullar, ek işte yeteneklere sahip olmamız gerekiyorsa, örneğin grafik tasarım okuyorsak, onunla ilgili bilmemiz gereken belirli uygulamalar var. Uygulamaları bilmemiz lazım. Da mühendislik okuyorsak CNC'dir, AutoCAD'dir. Bunun gibi şeylere hakim olmamız lazım. Bunun gibi gelişime dayalı şeyler yapmalıyız ki üniversiteden sonra da daha kolay iş bulabilirim. Sadece üniversiteyi okudum, bitti, oh tamam artık rahatımla olmuyor maalesef. Çok zor. Kendi sınavınızdan ne kadar yüksek başlamalısınız? Bu sınavınızın ne olduğuyla mesela 45 bin demiş bir öğrencimiz. Hukuk evet güzel bir ihtimal. 45 bininci olan birisi 20 bini de yazabilir bence. 20 binden başlayabilir. 20 binden 55-60 bine kadar yazabilir. İşte 37 bin olan birisi yine aynı şekilde bence 55 binden falan başlayabilir. 37 binseniz 20 binine falan başlayıp yine 55-60 bine kadar yazabilirsiniz. Bunun gibi. Buna göre mantıksal olarak ekleme çıkarma yapın. 1 milyon olan var mesela. Şimdi 1 milyonuncu çok kişi var bu arada TYT'de özellikle. Hani burada zaten çok ekleme çıkarma yapabileceğiniz ne var ki? 1 milyon 100 binincisinizdir. 1,5 kadar yazabilirsiniz. 800 binle falan başlayabilirsiniz mesela. Bunun gibi kafanızda bir algoritma kurup bu şekilde yazarsanız daha sağlıklı. Zaten önemli olan şu. Sıralamasının daha düşük olduğu yani puanın daha yüksek olduğu yerleri başa yazmak değil önemli olan. Önemli olan şu arkadaşlar. Daha çok istediğinizde başa yazmanız. Yani bu şu demek değil. Sıralaması daha düşükse daha iyi bir bölümdür. Böyle bir şey yok. Ya da bu okul daha iyi bir okuldur. Hayır. Biz bakıyoruz bazı yıllarda öyle bir değişiklik olmuş ki aslında daha yani bu tercih edilmeyle alakalı. İyilik kötülükle ilgili bir şey değil. İşte Eskişehir mesela bir bakıyoruz Ankara'dan daha yüksek bir puanla kapatılıyor. Daha çok tercih ediliyor bazı yıllarda. Çünkü öğrenci şehri olarak geçiyor.
Öğrenciler Ankara'ya göre daha çok tercih ediyor. Bir de İstanbul. İstanbul'a göre bir bakıyorsun Eskişehir'in ya da bazen Ankara'nın puan dairesi. Neden? Çünkü öğrenciler daha çok tercih etmiş. Yüksek puan alanlar demiş ki İstanbul'da çok para harcarım. Ben bir öğrenciyim. İşte yoldur, şudur, budur, masraflı. İşte ben Eskişehir'de okuyayım mesela. Bunun gibi düşüncelere de girmiş olabiliyorlar. Biliyorsunuz ki 24 tercih hakkınız olacak. Hepsini doldurmanız zorunlu değil ama bence doldurun. Ben olsam doldururdum. Kendi girdiğim sınavlarda da hep doldurdum. Öğrencilerime de hep doldurmalarından yana oldum. Hani ama şöyle bir şey olabilir. İşte tıp istiyordu. Çok idealist bir öğrencidir. Sadece dört okul vardı gidebilir. Gitmek istediği başka hiçbir okula gitmek istemiyordu. Sadece tıp istiyordu. Dört tane yazar kapatır. 24'ünde doldurmak zorunda değil. Ama daha kritik eşikte olanlar hani gideyim de nereye gidersem bir ama işte ben atıp işletme istiyorum. Ama okul çok önemli değil. 24 tane de doldurabilirsiniz tabii ki. Ama bence biraz seçici olun. Çünkü okul da önemli, iklim önemli, ulaşım önemli, o ilim gelişmişlik bize yaramıyor. Çünkü üniversite öğrencisi olacaksınız artık. Hani yurt olanaklarına bakın mesela genelde böyle Erzurum, Kars gibi soğuğa çok alışık olmayan öğrenci işte Aydın'da yaşamış, İzmir'de yaşamış, Antalya'da yaşamış kişiler çok mesela oranı tercih etmiyor. Çünkü hani kendi bünyesi sıcağa alışık olduğu için soğuk bir memlekette zorlanabileceğini düşünüyorsa bu da güzel bir seçim. Yani iklimine de bakmalısınız bence. Ve dolaşım olanakları, yurt olanakları, barınma olanakları vesaire de önemli arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir şey var arkadaşlar. Kesinlikle bu tablolarda hani tablo 3, tablo 4 içeri, yanında bakınız diye bazı koşullar yazıyor. Ve bu koşulların açıklamaları var kılavuzda arkadaşlar. Yurt olanakları nasıl bakarsınız? Google'da. İşte örneğin Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi, devlet yurtları mesela, da özel yurt ne istiyorsanız. Yazın Google size zaten bir sürü olmak sağlayacak arkadaşlar. KYK'nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu'nun sayfasında da il il yurtların listelendiği bir sayfa var diye biliyorum. Sorular hep aynı. Beni dinliyor musunuz bilmiyorum ama şu kadar bileceğim bu gelir mi? Şu kadar bileceğim bu gelir mi? Hani bunlar tamamen bir tahmin olacak. Ve biraz önce söylediğim gibi bunu şu anda hani YÖK başkanına falan da sorsak bilemez. Çünkü kimin tercih yapacağını bilmiyoruz. Şimdi mesela 34 birincisi istediğin üniversite diyelim ki işte en son 40 binle kapattı ama bu sene en son tercih yapan kişi 22 birinci ise ve 10 kişilik bir kontenjan varsa 10. tercih yapan kişi 22 birinci ise o gider. Ama siz ne yapacaksınız? Gene o yüzden 24 tercih hakkınız var zaten. Kendi sıralamanızın aşağısında da yukarısında da olan yerleri dağıtmamışsınız ki. Benim mesela tercihim şu o 24 içerisinde. 24'ü mesela 3'e bölün. En basit mantık. Bakın burayı dinleyin arkadaşlar. Bir yazmayı bırakın bu önemli. Çünkü sorunun cevabı şu an burada. 24'ü 3'e bölün. 8 değil mi? İlk 8 tercihinizi sizin çok üzerinizde olan, hayaliniz olan, çok istediğiniz ama sizin puanınızın sıralamanızın yetmediği yerleri yazın. Atın ya. Hayali dünyanızda sallayın. Örnek vereyim ben size. Ben Gazi Üniversitesi mezunuyum. İlk tercihlerime böyle benim hani çok daha üzerimde olan işte ODTÜ Yıldız Teknik falan gibi bölümlerle böyle 5-6 tercih yapmıştım mesela 2010-2011 yıllarında. Şimdi hani ilk tercihler hani sizin sıralamanızın çok üzerinde bile olsa yazın arkadaşlar. Hiç belli olmuyor. Gerçekten belli olmuyor. Hayallerinizi yazın yani. Bunu ilk 5 yapabilirsiniz, ilk 4 yapabilirsiniz, ilk 3 yapabilirsiniz, ilk 6, ilk 7, maksimum 8 yapın. Orta 8 kısmına ise daha sıralamanıza yakın 100 bininci misiniz? 99 bin, 98 bin, 80 bin, 100 bin. Bu aralıkları yazın. Son 8 tercih ya da bunu son 5, son 4 sonuçta yapabilirsiniz. Daha garanti olan hani kesin gitmek istiyorsanız. Hani yine istediğiniz bir yer olsun. Örnek veriyorum. İşte Bursa'yı çok istiyorsunuzdur. Daha çok ortalara ve üstlere Bursa yazmışsınız ama Bursa'ya yakın işte örnek verelim. İşte Balıkesir'dir. İşte Sakarya'dır. Hani belki o taraflar biraz daha yakın gelecek size. Hadi oraları da yazayım. İşte Kocaeli'dir. Onları sona yazarsınız. Yine istiyorsunuz ama en çok istediğiniz şey değil o. Onu da sonlara yazın. Örnek verin ya 100 binincisiniz. İşte 110 bin, 120 bin, 130 bin, 140 bin, 150 bin gibi kısımlarla da orayı kapatabilirsiniz. Bu mantıkla yaparsanız eğer daha mutlu olursunuz bence. Ve tekrarlıyorum. Sıralamanızı yaparken en üstte, en yüksek olan değil, en çok istediğinizde yazın. Benim bir öğrencim de bu hataya düştü. Eskişehir'i çok istiyor. Ama sırf Konya'nın ve Kocaeli'nin o sene puanları ve sıralaması daha yüksekte, yani daha iyilerde. Yani sıralaması daha yüksekte değil, daha düşük ya daha iyi bir şey anlamında söylüyorum. Eskişehir'in bir üstüne Konya yazdı, Eskişehir'in bir altına işte Antalya falan yazdı.
Eskişehir'e gitmeye daha çok istiyorum. Konya'nın puanı daha yüksek olduğu için Eskişehir'in üstünde kaldı ve oraya gitti. Gelmez diye düşündü. Eskişehir'e daha çok istiyordu puanı. Konya biraz üstteydi. Onun puanından da yukarıdaydı ama orası geldi. O sene Eskişehir'e tercih yapan, hani Konya'ya tercih yapan daha azdı mesela. Oraya gitti ve pişman oldu. Keşke bunu aşağı alsaydım. Sırf puana göre sıraladığı için yanıldı. Ve Eskişehir'e gitmek isterken Konya'ya gitmiş oldu mesela. Bu önemli. Bunu bence iyi anladınız. Ben öyle düşünüyorum. En çok istediğiniz en yukarı arkadaşlar. Bu kısmı zaten burada açıklayıcı anlattım. Ve tekrarlıyorum. Kazansanız bile gitmek istemediğiniz yeri tercih etseniz de yer vermeyin. Çünkü hani burada yani kazandınız ve gitmeseniz bile seneye okuldan gelen puanınız yarıya düşecek. Bu yüzden bence hani ben buraya asla gitmem. İşte diyelim ki Bitlis, diyelim ki Diyarbakır'ın doğu illerinde biraz da üniversite öğrencileri bazen soğuk bakabiliyorlar. Kişiye göre değişebilir tabii ki. Ama böyle bir durumda da hani kesinlikle gitmem ben böyle hiçbir yeri listenize yazmayın ki geldiği zaman gitmediğinizde puanınız düşmesin. Dolmuş üniversiteleri bence yazabilirsiniz. Onların çünkü puanı taban puanı belli değil. O yüzden onları eğer siz de çok istiyorsanız en üstlere falan da yazabilirsiniz. Ne olacağı belli. O gün şöyle düşünün hani kapalı bir kutu. Yani kim ne yazarsa o gelecek. Dolmamış ya diyelim ki kontenjanı 100 kişilik. İşte ilk 100'ü alacaklar oraya mesela. Yine açılan üniversiteler, yine açılan bölümler falan olabiliyor. Onların da taban puanı belli değil. Kim yazarsa kontenjanı kaç kişiyse ilk 50 kişi mesela. 50 tane kontenjanı var ya. Sıralayacaklar. En yüksek puan alan yani sıralaması en iyi olan ilk 50'yi alacaklar. Belki siz onların içinde olacaksınız. Hiç belli değil arkadaşlar. Hemşirelik ücretsiz iki tane geliyor. Yazmalı değil mi? Burslu olan okulları söylüyorsanız tabii ki yazabilirsiniz. Ama şunun bilincine varmanızı istiyorum. Burslu olan vakıf üniversitelerini yazdığınızda her üniversite yapmıyor ama çoğu yapıyor. Yine de bu üniversiteyi çok iyi araştırıp yazın. Bursunuz falan kesilebiliyor. İşte örnek veriyorum ortalamanız diyelim ki 3'ün altına düştüğünde her üniversitenin senato kararıyla farklı aldığı kararlar var. Bunun net bir bilgisi yok. Kim üniversite diyor ki 3'ün altına düşerse, kimi diyor 3'ün altına düşerse, kimi diyor 2'ün altına düşerse, kimi diyor ki alttan ders gerekirse, kimi diyor ki bütünlemeye kalırsa. Bu tarz koşullar var. O özel koşullara çok iyi bakın demiştim size. O koşullara göre hani bursunuz kesilir ve birdenbire burssuz bir öğrenciye dönüş döner ve karşılayamazsınız özel üniversite ücretleri de yüksek. O zaman siz problem yaşamayın isterim. O sebeple söylüyorum. Vakıf üniversiteleri için böyle bir ayrı bir araştırma yapmanızı öneririm arkadaşlar. Sorulara yetişemiyorum. İç mimarlık çevre tasarımı kaç bin? Tablo 4'e bakarsınız. CTRL-F ile bir kütleleme yapın. İç mimarlık çevre tasarımı diye. Hangi üniversite kaç bin görürsünüz? Şimdi o kadar farklı ki şimdi bir üniversiteye bakıyorsun Boğaziçi Üniversitesi diyelim ki işte 3 bin. Atıyorum Kahramanmaraş Sütlü Üniversitesi 100 bin. Şimdi 100 binlerde 3 binlerde tamamen daha farklı söyledim bunu. Üniversitelere göre bölüm aynı olsa bile sıralamaların taban sıralamaları ve puanları değiştiği için istediğiniz üniversiteye göre bakmanız lazım. Hangi üniversitenin hangi bölümlerine bakacaksınız o şekilde sıralama yapmanız lazım. Sözel 1111 ne gelir? Ne istiyorsun? Yani sözelde gelebilecek bölümlere bak. Mesela radyo, televizyon, sinema, tarih, edebiyat, bunların öğretmenlikleri, coğrafya öğretmenliği vesaire gibi bölümler var. Özel eğitim öğretmenliği de mesela çok güzel ama puanın biraz yüksek olduğunu biliyorum. Atamaları çok iyi giden bölümlerden birisi. Ve okul öncesi çocuk gelişim gibi bölümlere de tercih edebilirsiniz. Atamaları çok iyi gitmeye başladı. Çünkü eşit tarih ve sözelciler için söylüyorum. Kılavuz yayınlandı ama tercihler 27'sinde başlıyor. Yetişebildiğim sorulara cevap veriyorum arkadaşlar. DGS hemşirelik diyen biri var ama soruyu tam göremedim. DGS ile hemşirelik nasıl? Soruyu tam anlamadım ama şöyle sorayım. Hemşirelik okulun 2 yılı bitirdikten sonra dikey geçiş sınavına girip sadece Türkçe matematik testi var orada. Ama matematik ağırlıklı çözmen lazım. Sayısaldan gireceksin. Çünkü 4 yıllık hemşireliği tabii ki tamamlayabilirsiniz. Bunu birçok ön lisans programında yapabilirsiniz. Örneğin çocuk gelişimi 2 yıllık kazandınız diyelim. 2 yıl çocuk gelişimi okuduktan sonra DGS'ye gireceksiniz. DGS'de aldığınız puana göre üniversitelerin 4 yılında tamamlayabileceksiniz. Daha çocuk gelişimi lisanı kurulmuş öğretmenliğinden tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Tercihleri yaptıktan sonra kontrol etmeniz gereken şeyler bir kere yazdığınız bir bölümün o programın bakınız koşullar vesaire gibi gösterilen bir aşamasını kaçırdınız mı? Çünkü o koşulları karşılıyor olmanız lazım. Çünkü bazı okullar işte sağlık, cinsiyet, işte yaş vesaire gibi böyle koşullar koyabiliyor. O koşulları karşılayıp karşılamadığınıza bakmanız lazım. Kodları doğru yazdınız. Zaten siz o listeye o kodu yazdığınızda o üniversite ve bölüm çıkacak. Onun üzerine tıklayacaksınız. Bunu yapmak çok kolay. Ama ya da olur ya belli bir
kodu bir değil de iki yazmışsınızdır son rakamını. İşte o iki de Afyonkucu Üniversitesi işte ilahiyat yazacaksınızdır da işletmeye denk gelir vesaire. O yüzden kodlarla tek kontrol etmeniz lazım. Sonra sırası gerçekten istek sıranıza uygun değişiklik yapabiliyorsunuz 5 Ağustos'a kadar çünkü onaylamadığınız takdirde. O yüzden herhangi bir sıralama değişikliği yapmak isterseniz hani en çok istediğinizin en yukarıya taşınması durumunda da bir son kontrolü yapın. Yeni kılavuz derken ne demek istediğinizi anlamadım. Kılavuz zaten yayınlandı arkadaşlar. Yeni kılavuz diye soranlar var. Yani 27'sinde şey başlayacak artık. Yani tercih formu doldurmaya başlayacaksınız. Okul birinciliği ile alakalı sorunuzu tam anlayamadım. Okul birinciliği ile alakalı ek bilgi kılavuzda yazıyor. Kılavuzu açın, okul birincisi diye bir kitlemek okul birinciliği ile alakalı ne olacağı yazıyor. Okul birincisi de olay şu. Okul birincisi şeylerden bir kontenjan var. Buraya tercih yapan da yine bu puanına bakacaklar. Yani okul birincisi kontenjanında diyelim ki 10 kişilik bir kontenjan açtı bir okul. 10 tane okul birincisi tercih yaptı orayı. O 10 kişinin yine en yüksek puan alanlar da yani 10 kişilik kontenjan var 50 tane okul birincisi tercih yaptı. O 50 kişi arasındaki ilk 10'u alacaklar. Orada neye bakacaklar? YKS puanına. Arkadaşlar tekrarlıyorum hala bunu soranlar var. 900 bilincim ilahiyat gelir mi? 110 bilincim şu gelir mi? O kadar bilincim bu gelir mi? Bunu bilemeyiz. Bilmemiz mümkün değil. Ama dediğim gibi siz bir kılavuzu açıp tablo 3 ve tablo 4'ten geçmiş yılın sıralamalarına bakın. Size yakın mı uzak mı ona bakarak siz bu kararı verin bence. Siz 900 birincisiniz. Geçen yıl 1 milyon önce kişi girmiş. O zaman gelme ihtimali var. Şimdi ben bütün bölümleri bilemem ki ezbere zaten. Kılavuzu açmamız lazım. Onu da siz zaten bence açabilirsiniz. Kılavuzu komple buraya alamadım. Çünkü sayfalarca böyle tablo 3, tablo 4 sayfalarca kılavuz var. Ön lisans için TYT'ye de gidiyorsunuz. Lisans için YKS yerleştirme puanını da tercih yapacaksınız. Orada bakacaksınız siz arkadaşlar. Hani sizin sıralamanıza yakın olan. Biraz üstü biraz altı olabilir. 222 bininciyim kaç binden başladı sizce diyen birisi var mesela. Biraz önce anlatmıştım aslında. 222 bininci istek mesela. 170 ile 150 bile yazın. 150 bininciyi bile yazabilirsin. Yani ilk 5-6 tercih, belki 8 tercih uçuk olabilir. Belki 100 bininciyi bile yazabilirsin. Yani çok hayalinizde içinde kalmış. 24 tane hakkım var zaten. Türk Edebiyatı ve Coğrafya. Bir tane soru gördüm. Hangisi daha mantıklı demişler? Formasyon öğretmeni. Evet, formasyon öğretmeni alabilirsiniz. Hangi bölüm olursa olsun. Türk Edebiyatı olur, coğrafya, matematik. Hiç fark etmez. Hatta işte hemşirelik bile olabilir. Sağlık metodiselerinde ya da işte mühendisler bile olabilir. Türk Edebiyatı mı, coğrafya mı? Hangisi daha mantıklı? Şimdi çok başka alanda insanlar. Sen hangisi daha yatkınsın? Edebiyata daha yatkın mısın? İşte şiir okumayı sever misin? Roman okumayı sever misin? Yazar eser eşleşme, eski dil falan var biraz mesela. Osmanlıca falan filan. Şimdi bunları yapabilir misin? Böyle bir yatkınlığın var mı? Yoksa coğrafya kısmında eğer coğrafyaya daha meraklıysan, işte kültürel, doğal güzelliklerimizi böyle gezmeyi falan seviyorsan ve öğrenmeye açıksan, coğrafya hani atamalar bakımından söylüyorsa ikisinin de atamaları aslında hemen hemen birbirine yakın. Türk Edebiyatı biraz daha böyle iyiye doğru gidiyordu ama bazen bir duruyor, bazen daha ileri gidiyor. Coğrafya da aynı şekilde. O yüzden bence burada senin yönelimin çok daha önemli. Yüksekokul fakülte farkı nedir? 4 yıllık yüksekokullar da var, fakülteler de var. Burada hani çok bariz yani yıl bakımından bir fark yok. Hemşirelik yüksek okulu var. Hemşirelik fakültesinde hemşirelik bölümü de var. İkisinin de sana katacağı olanaklar aynı. Bir fark olmayacak. Kılavuzda bazı bölümler yok. Onları hep atlastan mı bakacağız? Kılavuzda bütün bölümler olması lazım. Bazı bölümler kapatılmış olabilir. O yüzden olmayabilir. O bir kılavuza göre tercih edeceksiniz arkadaşlar. Aynı anda iki tane 4 yıllık bölüm okunabilir diye bir soru geldi. Örgünde okuyamazsın ama açık öğretimde bir örgün bir açık okuyabilirsin. Örneğin sen bu sene 4 yıllık bir örgün eğitim kazandın. Sınavsız ikinci üniversite hakkı var açık öğretim. Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Hiçbir tekrar sınava girmeden kaydını yaptırdıktan sonra ikinci üniversiteye açık öğretime başvuru yaparak istediğin bölümü oradaki bölümler içerisinden seçim yaparak okuyabilirsin. Aynı anda bir açık öğretim, bir örgün eğitim mezunu olabilirsin. İstediğimiz her sıralamamızın altında bile olsa tercih yazalım yani. Tabii ki yazın. İstiyorsanız yazın. Sıralama önemli değil ki. Yani sıralamamın çok altında o zaman bu çok kötü bir yerdir. Hayır. Şimdi sen diyelim ki 200 binincisin. O geçen sene 400 binine kapatmış. Ve senin hedefin oydu. Sen onu istiyordun. O zaman onu yaz. Çünkü sen onu istiyorsun. Yani 400 bininci ile almış olması kötü olduğu anlamına gelmiyor. Şu demek sadece. Geçen sene bunu en çok isteyen kişi en son 400 bininciymiş.
en son tercih yapan kişi. Yani bu kötü olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Sadece sıralamaya göre değil, istediğinize göre tercih yapın. Sıralama 201 bin, geçen sene 205 bin ile kapatmış. Hemşirelik tercih etmemeyi bence hep gelir yüksek ihtimalle. 1 milyon 111 bin 102 edebiyat gelir mi hocam? Emin değilim. Yani gelmeme ihtimali var. Ama yine de kılavuzdan bir bak istersen. Geçen sene kaç milyonla kapatmış? Hani kaç bin dedim ya da. Formasyon hakkında bilgi verebilir misiniz? Formasyon şu arkadaşlar. Diyelim ki siz Türk Dili Edebiyatı okudunuz. Gen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü. Öğretmenliği değil bakın. Bunu bitirdikten sonra öğretmen olmak istiyorsunuz. Devlet diyor ki sen öğretmenlik eğitimi almadın Tuğçe. Sen Türk Dili Edebiyatı eğitimi aldın. Senin öğretmen olabilmen için bazı eğitim derslerini bilmen lazım. Bu ders nasıl öğretilir, nasıl sınav yapılır, çocuklara nasıl rehberlik yapılır, nasıl yaklaşılır, öğrenme psikolojisi nedir, gelişim psikolojisi nedir, hani eğitimle alakalı şeyler biliyor olman lazım. Tam edebiyatı biliyor olabilirsin, edebiyat nasıl öğretilir? Bu yüzden sen üniversitelerin eğitim fakültelerine başvuru yapıyorsun. 6 ay ile 1 yıl arasında değişiyor bir formasyon. Bu üniversitelere göre değişiyor. Formasyon eğitimi, üniversiteye gidiyorsun aslında 6 ay daha. Ve bu formasyon bittiğinde sana bir pedagojik formasyon sertifikası veriyorlar. Sen bunu aldıktan sonra KPSS'ye girip öğretmen olarak atanabilirsin artık. Hemşirelik için kaç binden başlayayım? 159 bin değil. 159 bindeysen 120 binle, 110 binle falan başlayabilirsin. Biliyorsunuz ki şöyle bir tablo bir A diye bir açıklama yapmıştı kılavuzda. Şimdi eskiden bir baraj puan vardı. Ön lisans programı tercih edebilmek için en az 150 puan. Lisans bölümleri için 180 gibi bir baraj vardı. Artık baraj kalktı. Puan hesaplanmış olması yeterli oluyor arkadaşlar. Bu yüzden daha çok tercih yapacak olanlar olabilir. Barajın kalkmış olması da sizin bu anlamda tercihlerinizi böyle dolu dolu yapmanızı önerdiğim bir şey aslında. Daha çok iş tercih yapacak ama o belli. Baktığımız zaman hani bu kısımda zaten özel yetenek ile öğretmenlik programının ön kayıt için en düşük 800 bininci TYT'de olması gerekiyor. Onun dışında diğer kısımlarda ise puan hesaplanmış olması yetiyor. Bir de şunu iletmek istiyorum, bu önemli. Biliyorsunuz ki belli bölümlerde bir koşul var. En düşük başarı sırası koşulu. Eğer sen bir hukuk programına yerleşmek istiyorsan en düşük 125 bininci olacaksın. Mühendislik en düşük 300 bin. Mimarlık en düşük 250 bin. Tıp en düşük 50 bininci olacaksın. Öğretmenlik en düşük 300 bin. Eczacılık en düşük 100 bin. Diş hekimliği en düşük 80 bin. Bazı vakıf yani özel üniversitelerde söz konusu başarı sırasına ilişkin bir sınav kararı çıkıp daha üstte başarı sırasını belirleyebiliyorlar arkadaşlar. Bunu da bilmeniz lazım. 445 bin sayısal ne gelir sizce demiş Ozan. Fizyoterapi falan gelebilir mi? Geçen yılın tablo 4'ten fizyoterapi bölümünün başarı sıralarına bak ve istediğiniz üniversitelere bak. Eğer bu yakınlardaysa 400 binle kapattı işte 370-380 binle falan kapattıysa onları da yazabilirsin. Hemşire kaç binden başlıyor onu da cevaplamıştık zaten. Bu da önemli arkadaşlar. Bölüm barajları yenilebilir mi? Yani hukuk. Ya hayır yapmadı. Zaten bu yeni çıkardığı bir şey. Böyle 2-3 senedir uyguladığı bir şey. Bu kısmını tekrar değiştirmeli arkadaşlar. Sıralamadaki önemi anlatır mısınız? Nasıl bir önemden bahsediyor? Sıralamada üzerinde sen kaçıncı olmuşsun? Hani şimdi şöyle bir şey var. Senin önündeki kişiler seni tercih ettiğin yerleri tercih ederlerse ve kontenjan dolarsa senin sıralaman geride kaldığı için oralara yerleşemeyebilirsin. Bu yüzden sıralamanıza yakın yerleri de yazın. Yani üstündeki yerleri yazın ama altındaki ve yakınındaki yerleri de tercih listenize yazmanızı istiyorum. Ek tercihleri neden bekleyeceksiniz yine? Hani eğer ki şu anki puanınla ve şu anki durumunla istediğim bir yer gelmezse o zaman bence ek tercihlerde bulun. Çünkü şu an ne olup ne olmayacağı belli değil. Neden bekleyesin ki? Bence şansın da ne? Bu ön bilgilendirmeyi de tekrar şöyle bir hani tercihler başladığında zaten ayrıntılı bir şekilde hem tercih formu hem detaylı bilgilendirmeler orada tekrardan yayınlanır diye biliyorum ama herhangi bir değişiklik olmaz. Bu ön bilgilendirme kısmındaki bilgiler geçerli zaten. Bir şey değişmez yani. Yüksek okul fakülte farkı bunu cevapladım. Örsel istiyorsan tercih edeceğim. Hayır. Ya yeniden yayınlanacak ama benim değişen bir şey olacak. Tercih formuyla beraber ayrıntılı bir şey yayınlanacak. Hani bunlar değişmez. Elimizdeki bilgiler değişmez.
Elimizdeki bilgiler sizin yeniden bir bilgi yazılmaz. Demek istediğim şey o. Tercihler başladı ama o süre içerisinde yeniden hem tercih formu hem ayrıntılı kılavuz zaten yayınlanıyor. Yani ama bu yayınlanan kılavuz tamamen bilgiler yok olup yeni bir şey gelecek anlamında söylememiştim. O anlamda dedim. Yani yeniden ben tercih. Sıralama yazılan bölümler kapatıldı mı? Hayır, sıralama yazılan bölümler dolmamıştır. O yüzden taban sıralama oluşmamıştır. Kontenjan açığı olduğu için. Ama orada hiç yazmayan şeyler kapatılmış. Mesela geçen sene olan bir üniversite ve okul bu sene yazmıyorsa kılavuzda o kapatılmıştır. İki kere mezuna kalmak çok mu vakit kaybı? Sinem, şunu söylemek istiyorum. Eğer hayalimdeki şey olmazsa değil iki kere, beş kere bile denesen hiçbir şey kaybetmiş olmazsın. Sana şöyle bir örnek vereyim. Eğer hala buradaysan bence bu diğer arkadaşlar da çok iyi dinlesin. Sevmediğin bir şeyi yapıp hani bir ilk senede kazanacağını, ilk senede kazandın ama sevmediğin bir bölümü okudun 4 sene boyunca. Ve 4 sene sonra iş hayatına başladın. Ve bu sefer vakit kaybı değil. 4 sene boşuna okudun ve iş hayatına başladın. Bu mesleğin sana uygun olmadığını anladın. Bıraktın mesleği. Ya tekrar sınava hazırlanmaya karar verdin. O zaman 5 senen gitti. Ama sen istediğin bölümü 3. senende, 4. senende kazandın. O zaman bir şey kaybetmedin. Çünkü 4 sene boyunca sen o bölüm için kazandın, hazırlandın. Yani demek istediğim, inan ki bunu zaman kaybı gibi bir toplum baskısında hissederek kendini böyle düşünme. Çünkü inan burada önemli olan şey senin hayalin. Eğer hayalin ikinci kez değil, üçüncü kez de bile olacaksa bence buna değer. Sevmediğin bir işi yapacağına, sevmediğin bir bölüm okuyacağına 3 sene bekle, 4 sene bekle ama hayalini gerçekleştir. Hep aynı soruları sormuşsunuz genelde. Bakıyorum. Ne demişsiniz? 300 bile Türkçe kapanıyor dediler. 324 bin Türkçe öğretmen gelin, 300 bile Türkçe kapanıyor. Öğretmenlik programında kapanıyor. Ceyda, yani Türkçe öğretmenliği bölümünde en düşük 300 bininci olarak tercih edebilirsin. Çünkü öğretmenlik programında böyle bir kural var. Ama sen Türkçe, daha Türkçe bölümü yok da Türkçe edebiyatı var hepimizin. Türkçe edebiyatı bölümüne mesela işte girip sonradan öğretmen olabilirsin formasyonunda. Ama vakıf üniversitesi tercih edeceksen vakıf üniversiteleri bazen senin topraklarıyla daha yükseğe çekebiliyor. Bakalım başka sorular arkadaşlar. Bayağı son. Puana göre mi seçeceksiniz? Sıralamaya göre tercih yapmalısınız bence. 58 bin sayısal kaçtan başlayayım? Arkadaşlar bunu anlattım aslında. Üzerine koyun hani mantıksal bir şekilde işte 58 bin sayısal mesela 30'dan 20'den bile başlayabilirsiniz. Yani hayallerinizi ilk 3 tercih yapıp uçundan 10 bini bile yazabilirsiniz ilk 3 tercihini. Hayallerini uçurabilirsin. Hani ilk 3 tercihinde mesela 10 bin, 20 bin, 30 bin yaz. Sonra 30 binden sonra işte 40 bin, 45 bin, 50 bin vesaire. Sonra yakınları, sonra aşağıları yaz. 700 bin sayısal sorum. Evet, 700 binde çok fazla bir bölüm bulamayabilirsin. TYT puanını da belki ön lisans istiyorsan tercih yapabilirsin. Yoksa yine 500 bin, 400 bin olanları da yaz. Yani tercihini yine yap. Ne olur ne olmaz. Hiçbir bölüm gelmez. Evet, seneye. Yani bazılarınızın sıralaması çok yüksekse, yani çok gerideyse anlamında söylüyorum. Hani ihtimal yoksa ya da hayalinizdeki bölümler olmayacak gibiyse, inanın ki vakit kaybı değil. Hani 4. senede sınava hazırlanan çok güzel yerlere giden öğrencilerim oldu. İyi ki beklemişim hocam dediler. Geçen yıl gitseydim şuraya gidecektim, şu bölüme gidecektim. Bu yıl buraya gidiyorum. Hiç çevrenizde görmediniz mi? Yani bir sene 1 milyonuncu oluyor öğrenci. Tekrar sınava giriyor 200 bininci, 100 bininci ve hayaline kavuşuyor. O yüzden bence bu mantıksız değil. Tekrardan hazırlanmayı düşünen arkadaşlar için de kesinlikle ben hayallerinizi çöpe atmamanızdan yanayım ve tekrar hazırlanmanızdan yanayım. Yani çok kötü gelenler ya da tercihlerini öylesine neresi gelirse gelsin de gideyim bir an önce. Üniversite öyle bir şey ki arkadaşlar, çok güzel bir yaştasınız ve bu yaşta bir an önce bir şeyler olsun gitsin istiyorsunuz. Hani gideyim de yeter, üniversiteye gideyim de. Hayır, öyle bir şey yok. Üniversite bir araç sadece. Nereye giderseniz gidin. Üniversiteye gittiğiniz anda hayatınız birdenbire değişmeyecek. Hatta daha da zorluklar yaşayacaksınız ama çok güzel şeyler öğreneceksiniz. Önemli olan ne istediğiniz, sizin ne hayal ettiğiniz. Hayaliniz olmuyorsa bir sene daha çalışın, çabalayın, bekleyin derim. Evet, şu an belki bunu söylemek böyle ruhunuzu bunaltıyor ama bunu yapmalısınız. Çünkü
Yani sevmediğiniz bir işi yaparak mutlu olamazsınız. Hayatınızın geri kalanını mutsuz yaşayacağınızda bir sene daha mutlu yaşayın. Hayatınızın geri kalanını hayal ettiğiniz gibi yaşayın derim. O gelir mi bu gelir mi gibi sorular devam ediyor. Beni dinliyor musunuz bilmiyorum. Çok yazıyorsunuz ama tekrarlıyorum tablo 3 ve tablo 4'ten. Sıralamanıza yakın olan bölümlere bakarak, okullara bakarak gelir gelmez ayrımını o zaman. Ha bana şunu deseniz bakın. Hocam ben 200 bininci istediğim okul 300 işte 180 binle kapatmış sizce gelir mi? Daha mantıklı bir soru olur. Daha güzel yorumlarız. Ama ben şuyum ne gelir? Ben buyum bu gelir mi? Şimdi o bölümün kaç binle kapattığını ezbere kimse bilemez ki. O yüzden tablo 3 ve tablo 4'ten bakmak lazım. Biz kendi öğrencimize tercih düşmanlığı yapacağız. Ayrıyeten dediğim gibi bu süreç içerisinde de öğrencilerimizin öğrencimiz olan varsa tercih sürecinde gerek yanımıza gelip gerek telefonla görüşerek gerek yazışarak tercihleri beraber yaparız. Sizden de yine bu süreç içerisinde yani bu aşamada eğer olmayacak gibi düşünenler varsa aranızda arkadaşlar hani tekrardan hazırlanmayı düşünmeyi önerir misiniz diye soranlara kesinlikle öneririm. Ve şimdiden başlamalısınız. 1 milyonuncu şey, sayısal 700 bininciyim, 2 milyonuncuyum vesaire diyenler var. İşte istediğim bölüm şu kadardı ama benim hiçbir şekilde oraya girme ihtimali yok diyenler. Bence başlasın hiçbir şey kaybetmezsiniz. 2023 YKS eğitimlerimizle ilgili de bilgi almak isteyenlere fazlasıyla bir indirim uyguluyoruz. Onunla ilgili de bilginiz olsa zaten kazanırsanız iadenizi de yapmış olacağız. Bununla alakalı da bugün özel bir indirim söz konusu. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Eğitim uzmanlarımızla, öğrenci koçlarımızla ücretsiz görüşebilirsiniz arkadaşlar. Sizinle link paylaşacaklar. Bu linke tıklayabilirsiniz. Şimdi çok soru geliyor. Hepsine yetişmem mümkün değil. Ama bu linkten görüşme yaptığınız eğitim koçlarımızla zaten gerekli görüşmeleri yapabilirsiniz. Hani bu gelir mi gelmez size 2023 eğitimimiz nasıl olacak vesaire hakkında bilgi alabilirsiniz. 308 bin yakalamış 379 bin gelir yüksek ihtimalle. Sayısal iyi olan bölümler iyi derken neye göre iyi abi ya? İşte onu anlayamıyorum. Mesela fizyoterapi güzel, tıp güzel. İşte ama senin alanın ne? Hani sen mesela mühendis istersen mühendis en iyisi. Şimdi bir öğrenci var mesela derece yapıyor. Herkes derece yapınca tıp kazanacak, tıpa gidecek falan. Hani tıp öyle bir şey yapmışız, içselleşmiş bir tıp kesin. Hayır, Boğaziçi'nde için elektrik elektronik mühendisi okumak istiyor. Çünkü ona yatkınlığı var. Hani o da çok yüksek çünkü. Bu yüzden iyi derken neye göre iyi onu tam anlamıyorum arkadaşlar. En son 229 bin almış ebelik gelirini. Sen kaç bindesin? 201 bindesin. Evet gelme ihtimali yüksek. 1 milyon 884 800 binden yazmaya başlayabilirim. Bence çok geriden ama ilk iki üç tercihini yaz bence. Yine de içinde kalmasın. Ama biraz daha buna yakın olanları yazmanda fayda var. Onların çok gelme ihtimalinin olduğunu sanmıyorum açıkçası. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Yine herhangi bir sorunuz olsa eğitim uzmanlarınızla da görüşebilirsiniz zaten. Yine bizlerle de iletişimde kalabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum. Ayrılan süremizi burada doldurduk. Yine sorularınız olursa zaten bizlere 444-5-835 nolu hattan da ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar. Başarılar diliyorum. Güzel bir tercih süreci olur umuyorum. 27 Temmuz'da kaçırmayın tercihleri. O gün gerçekten güzel şeyler olsun. Hepiniz adına söylüyorum bunu. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.